Bugün Doğu Anadolu fay hattına meydana gelen bir deprem, yarın Kuzey Anadolu fay hattına meydana gelebilir. Yine Ege bölgesi, özellikle İzmir'de geçenlerde oldu zaten. Ülke olarak, genel olarak coğrafyamızın büyük bir kısmı deprem bölgesi olarak geçiyor ve nüfusumuzun da daha büyük bir kısmı maalesef yine deprem kuşağı üzerinde olan bölgelerde yaşıyor. Dolayısıyla deprem bizim hayatımızda bir gerçek. Nasıl her gün rüzgar esiyorsa, kar yağıyorsa, yağmur yağıyorsa, bu bir doğa olayıysa, deprem de bunun kadar sık olmasa dahi ara ara olup belli bir döngüsel periyotta meydana gelerek hayatımıza maalesef giriyor. Doğu Anadolu fay hattı, işte Van birleşim yeri olarak bakarsak, yani Kuzey Anadolu fay hattıyla Doğu Anadolu fay hattının, o bölgeden işte Karadeniz'e paralel bir şekilde İstanbul'a uzanan bir fay bölgemiz var. Bunun yanında yine Van bölgesini nokta olarak alırsak Hatay'a doğru uzanan bir fay bölgemiz var. Bu fay bölgelerindeki illerimizin tamamı aslında deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun yanında yine Ege bölgesi, yine deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgeler. Bu bölgelerde biz deprem olacağını zaten biliyoruz. Büyüklüğünü de hemen hemen hesaplayabiliyoruz. Ancak tek bilmediğimiz bir nokta var. Bunun ne zaman meydana geleceği. Dolayısıyla biz hep akademi olarak bütün öğrencilerimize şunu söyleriz. Deprem yarın olacakmış gibi tedbirlerimizi almak, binalarımızı dizayn etmek, temel yaklaşım bu olması gerekiyor aslında. Ki bizim en büyük kapsamlı, en kapsamlı deprem yönetmenindeki değişiklik 1998 yılında meydana geldi. Ki zaten o şartnameyi tam olarak kullanmaya fırsat bulamadan 17 Ağustos depremleri meydana geldi. Ve tasarımına göre herhangi bir eksikliğimiz yok. Bizim problemimiz maalesef 98 şartnamesi kullanılmadan yapılmış olan binalar karşımıza. Bugün yıkılan binaların tabii ki detayı ileriki günlerde ortaya çıkacaktır ama benim tahminimce 98 şartnamesinden önce yapılan yapılar olduğunu düşünüyorum. En azından yıkılan binalar büyük bir kısmı olarak. Dolayısıyla gün itibariyle tasarımda ve yapımda depreme karşı dayanıklı bina dizayn etmede ve inşa etmede herhangi bir problemimiz yok. Ancak problemimiz mevcut eski binalarımız. Ki buna milat olarak 2000 yıl olarak söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki bizim yapılarımızda taşıyıcı sistem oluşturan temel malzememiz beton ve bunun yanında da halk diliyle konuştuğumuz zaman demir, yani aslında çelik olan malzeme, yani içindeki demir ve beton miktarının yetersiz olmasından kaynaklanan. Bugün bizim deprem şartnamemizde 25 megapaskaldan daha düşük dayanıklı beton üretimine izin verilmezken şu anda mesela yıkılan binalarda muhtemelen bunun 5 ile 10 civarında olduğunu tahmin ediyorum beton dayanımları olarak.